Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün possessive adjectives ve possessive pronouns'ları öğreneceğiz. Çok önemli bir konu. Lütfen defterlerinizi henüz açmadıysanız defterlerinizi açın ve bu bilgileri not edin. Bunlar çok fazla kullandığımız, her yerde karşınıza çıkacak olan konular. Ve çok önemli. Neden? Çünkü genelde sahip olmayı seviyoruz ve bunlar sahibiyet bildiren kelimeler. Possessive, öncelikle arkadaşlar kelimenin özüne inelim. Böylece daha iyi anlayacaksınız. Possessive adjectives demiş. Adjective neydi? Adjective sıfat demekti. Ha, tamam, sıfat. Peki possessive ne demek? Possessive arkadaşlar possess'ten gelir. Possess verb yani fiildi. Sahiplenmek demektir. Possessive de onun adjective yani sıfat hali. Mesela bunlar pronoun'dur arkadaşlar. Şuraya pronoun yazayım. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, o, erkek, she, o, kadın, it, o, cansız ya da hayvanlar için kullandığımız kalıplardır. Şu ana kadar ne öğrendik? Öncelikle pronoun'un ne olduğunu biliyoruz. Ben, sen, o derken bunlar pronoun'dur. Bakın pronoun. Bunlara dikkat edin. Bunlar ince detaylar. Peki possessive adjective nedir? Ben possessive'in sahiplenici olduğunu, yani sahiplenici sıfatlı olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü possess'ten geliyor. Sahiplenmekten. Nasıl mesela? Bakalım becerebiliyorum sahiplenmeyi. My friend, benim arkadaşım. Your keys, senin anahtarların. Our car, bizim arabamız. Their house, onların evi. Şu ana kadar tamamız. İkinci kısma geçelim. Çünkü normalde I, you, we, they bir gruptur arkadaşlar. He, she, it diğer gruptur. İkinci gruba bakıyorum. His books, onun kitapları. Her school, onun okulu. Its name, onun adı. Bakalım. My book is on the table. My book arkadaşlar benim neydi bu se? Neye refer ediyordu? Subject'e yani özne. My book is. Subject'ten sonra ne geliyor arkadaşlar? Verb geliyor. Kitaplarım on the table. Masanın üstünde. Kitaplarım. Kimin kitapları? Benim kitaplarım. His pen is red. Onun kalemi. Bakın subject, verb. Kırmızı. Onun kalemi kırmızı. Her school, onun okulu çok eski. Bakın eski onlar da gelsin aklınıza. Tekil olduğu için okulu is geldi. Çoğul olsaydı mesela her schools deseydik are gelecekti ama her school olduğu için is geldi. Mesela bütün kalıplarda yazılmış. Where is your car? Araban nerede? What is its name? Onun adı ne? Our father has a company. Babamızın şirketi var. I should talk to their mother. Onların anneleriyle konuşmalıyım. Şimdi arkadaşlar, possessive pronounlara geçelim. Bunlar hemen öğreneceğiniz konular değiller. O yüzden lütfen tekrar ediyorum. Bunları liste olarak defterinize yazmanız gerekiyor. Mesela my car benim arabam demek. Mine benim demek. Bunu şöyle kullanıyoruz. Mesela this car is mine. Bu araba benim. Ya da mine mesela is gray. Benimki gri. Derken mine, yours, his, hers, ours ve theirs kullanıyoruz. Mine'ın
Pronoun neydi? Baştan alalım, bir tekrar edelim. I'dı. Peki posesif ve adjektif neydi? My'dı. Yours'un you. Posesif adjektifi your. Ours'un we. Posesif adjektifi our. Theirs'un they. Adjektifi their. Bunun he. Yine his. Bunun she, her. Aa, çok ilginç. It yok. It'i de ben koyayım. It. Bunun da arkadaşlar. It ve it aynı. Bu listeyi lütfen defterinize yazmayı unutmayın. Egzersiz çözerek ya da kitap okuyarak bunu daha çok pekiştireceğiz. Yine eğer bir sorunuz olursa videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada güzel egzersizler var. My book is on the table. Benim kitabım masanın üstünde. Ha, mine is in the bag. Benimki çantada. Our school is very old. Okulumuz çok eski ya da oldukça eski. Bizimki yeni. Their house is very big. Onların evi çok büyük. Yours. Sizinki de büyük. This is my car. This is. Bu benim arabam. Bu da onun. Onun. Bakın. Nasıl anlatayım? Burada beni dikkatli dinleyin. My'dan sonra mutlaka bir noun. İsim geliyor. Sıfat tamlaması da gelebilirdi. Mesela derdim ki ben my car da diyebilirim. My beautiful car da diyebilirim. Bakın her zaman bir noun ile bitiriyorum. Lütfen çok dikkat edin, olur mu? Ama possessive pronoun'dan sonra hiçbir şey gelmez. Mesela bana şunu sorabilirsiniz. Hocam biraz önce mine is grey dediniz. Evet ama bu kelimeyi bölelim hadi. Subject'le verb'ü ayırdıktan sonra buraya bir şey gelmiş mi? Yani bununla fiilin arasına bir şey girmiş mi? Hayır, hiçbir şey giremez. Bu subject'tir. Subject'ten sonra verb gelmiş. Bu da onun gibi. This is his. Nokta. Are your car and hers red? Senin araban ve onunki kırmızı mı? Is theirs blue? Onlarınki mavi mi? Arkadaşlar, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorunuz olursa lütfen aşağıya yazın. En kısa zamanda size dönerim.